Herkese merhaba. Bu videomuzda yasaklanmış 7 oyuncağı sizlere göstereceğiz. Bundan önceki videoyu çok sevdiniz ve biz de ikincisini çekmeye karar verdik. Bu tür videoları sevdiğinizi göstermek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tüm bunları yaptıysanız eğer videomuza geçiyoruz. Son zamanlarda popülerliği oldukça artan Poppet oyuncağı için gösterilen ilgi de oldukça artıyor. Stres atmaya ve mantık yürütmeye yardımcı olan bu oyuncağın satışları devam etse de ucuz ve özellikle Çin'den gelen marka Poppet'lerin cilt yoluyla kanserojen olabileceği söylendi. Bu nedenle satın alırken kalitesine ve güvenirliğine dikkat edin. Poppet oyuncağı nedeniyle cilt şikayetleri artmaya devam ederse oyuncağın yasaklanacağı söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu oyuncaksa yine oldukça tehlikeli. Bu setteki plastiği çocuklar eritip pişirerek böcek ve örümcek yapabiliyorlar. Ancak plastiğe şekil veren demir kalıplar 300 dereceye kadar ısınabiliyor. Ve birçok çocuk da bu yüzden bir yerlerini yaktı. Yanık vakaları gittikçe artınca da oyuncağa yasak geldi ve her yerden kaldırıldı. Çoğunuz bu oyuncağın neden yasaklandığını tahmin etmiştir diye düşünüyorum. Sizin fikriniz ne? Zararsız görünen fakat 5000'den fazla çocuğun hastanelik olmasına sebep olan bu oyuncak satıldığı yıllarda büyük ilgi gördü. Bu dartları havaya atıyorsunuz ve yerdeki hedefi vurmaya çalışıyorsunuz. Uçlarındaki metal sivri olmadığı için güvenli değil gibi görünüyor. Fakat aksine satıldığı yıllarda binlerce çocuğun yaralanmasına sebep oldu. İşte en tehlikeli oyuncak bu olabilir. Bu bebek dediğiniz her şeye cevap verebilir ve sizinle sohbet edebilir. Çok güzel değil mi? Maalesef göründüğü gibi değil. Bebek aynı zamanda ortamdaki sesi ve görüntüyü kaydediyor. Yani sizi görüyor ve duyabiliyor. Bu görüntüleri de internet üzerinden yabancıların erişimine imkan veriyor. Oyuncağın içinde gizlenmiş ses ve görüntü kaydediciler tespit edilince tüm oyuncakçılardan toplatıldı ve yasaklandı. Hatta bu oyuncak haberlere dahi konu oldu. Kimsenin oyuncağı satın almaması için ciddi uyarılar ve duyurular yapıldı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Telekomünikasyonu denetleyen Federal Ağ Ajansı ebeveyn vurgu yapılırken Bluetooth aygıtı bulunan oyuncağın bilgisayar konserleri tarafından hacklenebileceği ve ortam dinlemesi yapılıp bunların yayınlanabileceği kaydedildi. Uzman... Güzel geliyor ama bu bebek sadece sohbet etmiyor. Ortamdaki sesi ve görüntüyü kaydedip internet üzerinden yabancıların erişimine imkan tanıyor. Ve... Bu oyuncaktaki boncukları dizip istediğiniz şekli oluşturabiliyorsunuz. Ve üzerine su sıktığınızda da birleşiyorlar. Fakat maalesef boncukların su ile etkileşime girmesini sağlayan madde yüksek miktarda sakinleştirici içeriyordu. Ve boncukları yutan çocuklar aniden hastalanıyordu. Ve yüzden fazla çocuk bu oyuncak yüzünden komaya girince satışı da durduruldu. Herkes küçükken mutlaka oyuncak Barbie'lerle oynamıştır. Hatta Barbie'ye giysi yaptığımız zamanlar bile olmuştur. Fakat bu oyuncağın gerçek yüzünü şimdi göreceksiniz.
FBI'nin açıklamasına göre çoğu Barbie bebeklerin göğüs kısmında gizlenmiş küçük bir kamera bulunduğu söyleniyor. Bu kameradan pedofili kişiler küçük yaştaki çocukların görüntülerini kaydetip internette yayınlanmasına izin veriyorlar. Ve FBI bu konuda aileleri uyardı. Dilerseniz o habere bir bakalım. Kameralı Barbie olarak piyasaya gelen ve video çekip kaydetmenize yarayan bu Barbie modeli de yine gizledik ve çocukları gizlice izleyip görüntü kaydetme şikayetiyle toplatıldı. Ve üretimine son verildi. Sizce yasaklanması iyi bir fikir mi? Yorumlara yazın. Kabul edin, bu oyuncağı herkes küçüklüğünde bir kez de olsun oynamıştır. Ortadaki dairenin dönüşü ve çıkardığı ses insanı rahatlatsa da maalesef bu oyuncağın satışı da durduruldu. Ortadaki daire aşırı hızlı döndüğünden ve ciddi yaralanmalara yol açan bu oyuncak yasaklandı. Kağıdı ve birçok şeyi kesebileceği söyleniyor. Ve bilmeden bir çocuk elini kaptırırsa olacaklar hiç de iyi olmayacak. Peki siz bu oyuncağı hiç oynadınız mı? Evet arkadaşlar, bu videomuzda yasaklanmış olan oyuncaklardan bahsettik. Sizi en çok hangisi şaşırttı? Yorumlara yazmayı unutmayın sakın. Bu tür gizemli videoları da seviyorsanız, devamının gelmesi için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. 20.000 beğenide videomuzun devamı gelebilir. Son olarak bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da mutlaka takip edin. Bu sayede yeni gelecek videoyu ilk siz öğrenebilirsiniz. Her neyse, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Başka bir videomuza kadar hoşça kalın, bilgili kalın.